Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. 10 soru 10 buçuk cevap programının bugünkü konuğu Salih Manavoğlu bizimle birlikte. Salih Bey merhaba. Öncelikle hoş geldiniz. Konuğum olduğunuz için teşekkür ederim. Merhaba Özmen. Hoş bulduk. Çok keyifli bir konuşma olur inşallah karşılıklı. Verimli de olacak. Hadi bakalım başlayalım. Tamamdır. Salih Bey, kısaca kendinizden bahseder misiniz? Salih Manavoğlu kimdir? Şöyle söyleyeyim, Salih Manavoğlu'nu genelde bisikletçi kimliğiyle tanıyor bisiklet camiası ve antrenör kimliğiyle tanıyor. Takip edenler ya da bisiklette biraz daha böyle performans yönelik, işte kendini geliştirmeye yönelik çalışma yapan bireyler de beni Nasıl Başarırım olarak tanıyor çoğunlukla. Nasıl Başarırım isminde bir platformum var. Burada bisikletçilere yönelik bilgilendirme, işte yönlendirme, neleri doğru yapıyoruz, neleri yanlış yapıyoruz ya da nelere dikkat etmeliyiz sürüş esnasında, bunlardan bahsediyorum. İşte bunu böyle videolarla, postlarla destekleyerek bir altyapı yapalım. Neredeyse 2,5 seneye içinde kendileri kullanıcılarla çok da keyifli oluyor. Ama Salih Manavoğlu'nun tabii asıl işi denizcilik, deniz taşımacılığı. Konteyner taşıyan bir şirkette çalışıyorum yönetici patında. Bir yandan tabii işlerim, bir yandan bisiklet tarafı, bir taraftan antrenörlük. Aynı zamanda evliyim, bir tane kız çocuğum var 7 yaşında. İşte onun büyüme, çok teşekkür ederim, onun büyüme sürecine şahitlik yapıyoruz. Onu yönlendirmeye çalışıyoruz. Keyifli geçiyor hayatımız. Salih Manavoğlu kısaca bu. Ama hani tam böyle bir özgeçmiş dersek denizcilik mezunuyum. Tabii bu mezuniyetle birlikte iş yaşamımı da yönlendirdim. Ona göre inşa ettim. Bir taraftan bisiklet vardı hayatımda. Uzun seneler yarıştım. Hala da aktif olarak biniyorum bisiklete. Çok da keyif alıyorum. Kendimi rehabilite eden bir araç olarak görüyorum onu. Hayatımın bir köşesinde her zaman oldu. 41 yaşındayım bu arada. 15 yaşından bu yana, sağ olasın, 15 yaşından bu yana neredeyse performansa yönelik. İşte hani şununla mı yarışsam, bunu da mı dahil etsem hayatıma, bu yarışa da mı girsem gibi bir hayat döngüsü içerisinde devam ediyoruz. Süper. Salih Bey, bisiklet ile nasıl tanıştınız? Dağ bisikleti nedir? Dağ bisikleti branşına nasıl geçiş yaptınız? Bize neler anlatmak istersiniz? Bisikletle tanışmam benim tabii çok şey seneler. Bisikletin hayatımızda çok büyük varlık yarattığı dönemler değil. İşte 93-95, aslına bakarsan 80 doğumluyum. 86 ya da 85'te bir fotoğrafım var. Çok küçük 20 jant bir bisikletim var. Onda ellerimi bırakmışım bir fotoğrafım var. Zannedersem o dönemden geliyor bisikletle tanışmam. İlkokulda da bir dağ bisikletine sahip olmuştum. İlkokulun sonu zannedersem. Yani ilkokulun başı özür dilerim. 88 falan olabilir gibi düşünüyorum. O arada işte bisikletle şeyim, ilişkim artmaya başladı. Turlar yapmaya başladım. Kendimce işte Yalova'da büyüdüm ben. Yalova'nın sahilinde işte tur yaptım. Yani bisikletle böyle keyfek eder, geziler yaptım. Sonrasında bir okullar arası yarışla bu iş biraz daha rekabete döndü. Onunla da devam etti. Dağ bisikleti tarafına da gelirsek, çocukluğumdan beri böyle bir aksiyona merakım var. Dağ bisikleti de bu konuda çok müsait bir branş. İşte tek teker yaparsın, arazide bisiklete binebilirsin. Yolu olmayan yerlerde, yol olmayan yerlerde mesafeler kat edebilirsin. Şimdi şehir bisikleti ya da yol bisikletiyle kıyaslandığında bunlar büyük avantajlar. Benim de böyle bir keşfe yönelik kafam da var işte. Şu tepeye nasıl çıkarım dediğimde bisikletimi alıp sırtıma tırmanıp
Oradan manzarayı izleyip 5 dakika bisikletle inmeye çalıştım. Çok oldu. Dağ bisikletinin beni cezbeden en büyük tarafı buydu. Böyle de devam etti. Ama tabii yol bisikletine de biniyorum. Katlanır bisiklete de biniyorum. Birçok branşı aynı anda yapmaya çalışıyorum. İki teker tabii bambaşka bir şey insanlar. Evet, haklısınız. Sizce şu anki şehir trafiğinde bisiklet kullanmanın zorlukları nelerdir? Şimdi şehrine göre değişir. Eğer ki bir büyük şehirde yaşıyorsan ciddi anlamda zorluklarla karşılaşabilirsin. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde bisiklet kullanmak ya da iki tekerlekli bir araç kullanmak gerçekten zor. Neden birçok parametreyi hesaba katıp onunla birlikte değerlendirme yaparak yol alman lazım. Bu da yeni başlayanlar için hakikaten zor bir kurgu. Hepsini bir araya getirmek. Araba kullanmak bile öyle. Yani hani aynalarını kontrol edeceksin, vitesini ayarlamaya çalışacaksın. Nerede gaza basıp nerede fren yapacağını ya da nerede gazdan ayağını çekeceğini. Ama bisiklette bambaşka bir boyut ortaya çıkıyor. İki teker üzerinde durmalısın, pedal çevirmelisin. Yine frenlerle, viteslerinle yola doğru konfigürasyonu sunmalısın. Aynı zamanda da trafiğe dikkat etmelisin. Bence şehir içinde bisiklete binerken en büyük zorluk senin dışında var olan trafiği değerlendirmek. Bu yüzden de çok fazla içerikler hazırladım buna yönelik. Yani trafikte nasıl hayatta kalırsın diye bir postum vardı zannedersem. O çok popüler oldu. Çok da güzel bilgiler var. Yani sürücünün aynadan nereye baktığını görmen bile senin hayatını kurtarabilir bisiklet üzerinde. Çünkü insanlar biliyorsun bir yere yol almak istediklerinde kafalarıyla, gözleriyle o tarafı değerlendirirler. Araç sürücülerinde de bu var. Sola dönmek isteyen adam sola dönmeden önce, direksiyonu sola çevirmeden önce, aksiyondan önce bir sola bakar, solu görür. Ha, bisikletçiyi görmüyor çoğu zaman. Baktığı halde görmüyor ama gel gelelim bunu fark edersen önlem almana zaman tanımış olursun. Bence en büyük dertlerden bir tanesi trafiktir. Şehir içinin başka anlamda ya da başka boyutta bir zorluğu var mı? Dediğim gibi bu şehirden şehre değişir. Benim yaşadığım yerde, ben Bursa'da yaşıyorum, Gemlik'te yaşıyorum. Çok uzun senelerden bu yana. Şehir içinde bisiklet kullanmak çok zor gelmiyor bana. Ama İstanbul'a gittiğimde ya da İzmir'e gittiğimde ciddi anlamda zorlanıyorum. Maalesef. Doğa ve şehir trafiğinde bisiklet kullanmanın arasındaki farkları nasıl tanımlarsınız? Doğa ve şehiri evet, kıyaslayacak mıyım? Yani bir önceki sorudan, bu dördüncü soru oldu herhalde. Evet. Bir önceki sorudan yola çıkarak şunu diyebilirim. Şehir içinde bir trafik stresim var. Ya da hani oradan biri mi çıkacak, bir yaya mı çıkacak, motosikletli mi gelecek, arkamdan korna mı çalacaklar, arkama mı kollayayım, öndekine mi bakayım? Şehir içiyle şehir dışını kıyasladığında bu etkenler ortadan kalkıyor tabii. Bununla birlikte büyük bir sakinlikle bu işi yapabiliyorsun. Yani bisikletin üzerindeki ekipmanlarınla ilgilenebilirsin ya da sürüşün esnasında pedal çevirme ritmine bakabilirsin, kendini dinleyebilirsin. O yüzden doğa içerisinde ya da şehir trafiğinden uzak, insanlardan uzak diyebilir miyiz, insanlardan uzak diyebiliriz yani. Sonuçta doğa tarafına kaydığımızda orada biraz daha böyle insan unsurunun azaldığını varsayabiliriz. Bunu yaptığında bisikletin daha rehabilite edici kısmı ortaya çıkabilir. O yüzden bu iki kıyas arasında, şehir ve doğa arasında benim en büyük vurgulamak istediğim şu olur. Bisiklet doğada kullanıldığında çok daha huzur veren bir araç haline gelebilir. Tabii doğayla ilgilenirsin, etrafına bakarsın. İşte doğada yani şu dal benim üzerime düşecek mi demezsin. Ama şehirde bu araba benim üstüme çıkar mı deme ihtimalim var. Böyle bir ayrım yapabilirim şehir ve doğa arasında. Ama tabii sorunun
şey bu muydu? Ya da bu benden başka böyle bir şey bekliyor musun doğa ve şehri kıyaslarken? Ben de sana soru sorayım. İlk sorumu sorayım. Evet, ben de açıkçası hani kıyaslama olarak merak ediyordum görüşünüzü. Hani doğada nasıl olur, şehir trafiğinde nasıl bir şeyler olabilir, zorluklar olabilir, farklılıklar olabilir, nelerle karşılaşırsınız diye görüşünüzü merak etmiştim. Doğa tarafında da zorluklar var ama o zorlukların üstesinden gelmek biraz tecrübeyle, biraz işte öngörüyle yapılabilir. Hatta bunun için de ayrı bir çalışmamız vardı. Şeyde yol dışı tüyoları diye bir içerik hazırlamıştım. Yol dışında nelere dikkat edersin işte fren yaparken, yolda giderken ya da yol dışında yaptığın turlarda bazı gizli tehlikeler olabilir. Yani bunlar neler? Bir hafta önce gidersin ama bir hafta sonra gittiğinde yağmur suyu ya da eriyen kar suyu. Buraları çünkü çok kontrol altında tutulan yerler değil. Bir yarı kaçar ve yarığa düşer bisikletle birlikte. Yarığa tekerini saplar, sokar, düşebilirsin. Böyle riskleri var ama bunları da öngörmek mümkün. Tabii trafiğe kıyasla çok daha az tehlike potansiyelidir bunlar bence. O yüzden doğa tarafına insanlar kayabilirler. Buradan öyle bir önerme çıkartabiliriz. Yani şehir içinde kullanabilirsiniz elbet. İşte bankaya giderken, işe giderken bir işinizi halletmek için bisikletle gidebilirsiniz. Ama gel gelelim doğa tarafı çok daha güvenli, çok daha insana huzur veren bir yapıya sahip. Buradan doğaya çekebiliriz insanları. Yol bisikleti ya da dağ bisikleti bak. Yani doğaya çıkmak sadece toprak yolda bisiklete binmek anlamına gelmiyor. Yani asfalt yollardan da birçok köye ulaşabiliyorsun. Birçok köyden başka yerlere bağlanabiliyorsun. Buraları dünyanın dünyanın cazibesini kaybetmediği yerler. Hele ki biz böyle büyük şehirde yaşayan insanlar bunun çok farkında olamıyoruz. Ama bir 20 kilometre, 10 kilometre, 15 kilometre sonra dünyanın asıl sahiplerinin nerede olduğunu görebilmemizi sağlayacak imkanlar var. Bunu da değerlendirmek lazım bisiklete. Türkiye'de hangi yarışlara katıldınız? Avrupa'da yarışlara katıldınız mı? Bir de önceki konuklara sorduğum için size de görüşünüzü merak ediyorum. Son olarak da pandemi bisiklet dünyasını nasıl etkiledi sizce? Şimdi 2-3 soruyu bir arada sorunca ben onları aklımda tutamayabilirim. Sen tut aklında. Tamam. Yarış tarafında çok yarışa katıldım. Yurt dışında da birçok yarışa katıldım. Ama yani bunu böyle şey olarak aklımda kalan ya da yakın dönem için bahsedersek en son yurt dışında şeye gittim. Mega Levent diye bir enduro yarışına gittim. Dünyanın en zor enduro yarışı olduğu kabul ediliyor. Bu Fransa'nın Alpe d'Huez isimli bir kayak merkezi var. 3.300 metrede, Temmuz ayında gidiyorsun. Kayak pistinin tepesinden 3.300 metreden iniş yapıyorsun. İniş yapıyorsun ama bu çok uzun bir parkur. Uzun olması sebebiyle hem sporcuyu çok yoruyor ve sürekli pedal çevirmen gereken bölümler oluyor. Aynı zamanda da çok teknik anlamda yüksek niteleyebileceğimiz bir parkur özelliğine sahip. Oraya gitmiştik. Zannedersem 3 ya da 4 yıl önce. Avrupa'da yarıştım. Bulgaristan'da yarıştım. Almanya'da yarıştım. Güney Afrika'da yarıştım. Yani dünya şampiyonasında yarıştım. Çok gittik geldik yani yurt dışına da. Türkiye'de de çok yarışta start alma fırsatım oldu. Türkiye şampiyonluğu dahil buna dağ bisikletinde bir iki sıfat aldım. Güzeldi, iyiydi. Yani pandemi tarafına dönersek de pandeminin bisiklete etkisi ne olabilir? Bir, insanların birbirlerinden
uzak kalma ihtiyaçlarına destek olabilir. Neden? Toplu taşıma dediğimiz yapıda, toplu taşımada çok yakınız birbirimize, özellikle büyük şehirlerde. Buna alternatif olarak geliştirilebilir. Geliştirilebilir dediğim, buna alternatif olarak değerlendirilebilir. Bunun zaten vurgusunu çok uzun senelerden beri yapıyorlar. Yani iki teker kullanan işte motosiklet sürücüleri, bisiklet sürücüleri. Ama tabii burada biraz daha mecburiyetten yönelmeye çalışacağımız bir durum söz konusu olabilir gibi düşünüyorum. Yani metrobüse binmeyeyim de ya da işte belediye otobüsüne binmeyeyim de bisikletle gideyim, insanlardan uzak durayım, işte virüs tehdidini minimize edeyim amaçlı bunu yapabilirsin. Bunu düşünüyorum ya, pandemiyi eğer ki düşünürsek bisiklete katkısı bu olabilir. Bir de tabii insanların şöyle bir gerçeği çıktı son dönemde, ben öyle düşünüyorum. Sağlıklı bireylerin virüsten etkilenme ihtimali düşük. Yani sen eğer spor yapıyorsan, sağlıklı bir vücuda sahipsen, virüsten etkilenme oranında o derece az oluyor. Herhangi bir kronik hastalığın yoksa. Tabii ben bir tıp uzmanı değilim, doktor değilim. Ama gel gelelim böyle bir gerçeğin var olduğunu uzmanlar söylüyorlar. Bunun farkındalığı da bize belki büyük avantaj getirebilir ilerleyen dönemde. Diyebilir ki insanlar, biraz spor yapayım, kendime geleyim de COVID olursam ya da işte iki sene sonra COVID diye bir şey çıkabilir ya da MOVID diye bir şey çıkabilir ya da işte koronavirüs dahilinde başka bir isimle başka bir virüs çıkabilir. Bundan korunmak için sağlıklı olmam gerek deyip ona yönelebilirler, spor yapabilirler. Spor yapma bilinci zaten son senelerde hakikaten çok gündeme geldi. Çünkü son senelerde çok oturup çalışan bir hale geldik. Şimdi COVID'le birlikte evden çalışma süreci hayatımıza girdi. İnsanlar dışarıda geçirdikleri fiziksel aktiviteye yönelik imkanlarını kaybettiler. Evde de hiçbir şey yapmıyorlar. Eminim yani bundan. Biz de evden çalışıyoruz. Şirket olarak işte bazı departmanlarımızı evden çalışmaya yönlendirdik. Bazıları tabii işi gereği iş yerinde olmak durumunda kalıyor. Ama evden çalışanı biliyorum ki 5 dakika mesaisinden 5 dakika önce bilgisayarını açıyor, sisteme bağlanıyor, başlıyor çalışmaya, akşam ediyor ve akşam işte aynı tempoyla yemeğini yiyor. Hiçbir fiziksel aktivite hayatına dahil etmeden gününü geçiriyor. Bu çok kötü bir şey. Ben de COVID oldum. Kasım ayında oldum. Yani çok teşekkür ederim. COVID olduğumu ben evde trainer'ıma, yani bisikletimle antrenman yaptığım trainer'ıma binerken öğrendim. Sabahleyin test olmuştum. Testimin sonucunu bekliyordum. Akşam üzerimi değiştim. Tight'ımı giydim. Trainer'a binerken telefon geldi. Dediler ki COVID'siniz. Yani burada belki benim hani sağlıklı bir birey olmamın büyük avantajı var. Belki spor yapmamın büyük avantajı var. Ve ben COVID olduğum süre içerisinde işte 10 günlük bir karantina dönemi diyelim. 10 gün boyunca bisiklete bindim. Evde. Yani o karantina sürecinde 10 gün boyunca bisiklete bindim. Bu tabii benim dayanıklılığım, belki hani sağlıklı bir birey olmamla alakalı. Ama gel gelelim spor yapmamın da büyük bir avantajı var. Ve hızlı normale dönmemde de büyük avantajı olduğunu düşünüyorum. Tabii sporun insanın sağlığındaki, amma konuştum bu arada Özmen. Yok sporun insan sağlığına yararını konuşmamak lazım. Tartışılmaz bir konu çünkü bu. O yüzden bu bilinç, bu farkındalık insanları dışarıda yürümeye, koşmaya, bisiklete binmeye, egzersiz yapmaya yöneltecektir. Bu bizim için büyük bir avantaj oldu yani. Kötü taraftan bir ders çıkartıp avantaja yönelmemize sebep oldu diye düşünebiliriz.
Salih Bey, çok yarışa katıldığınızdan bahsetmiştiniz. Peki unutamadığınız bir yarış illaki vardır. Bu nedir? Yani unutamadığım yarış çok var benim. Yani her yarışım benim aksiyonludur. Her yarış aksiyonludur aslına bakarsan. Evet. Unutamadığım yarış ne olabilir? Yani sonlardan ne olabilir? Yani Mega'da mesela unutamadığım çok an olmuştu. Bu iniş yarışında. Yarış çok hızlı. Çok hızlıdan kastım şu. 2000 kişi katılıyor yarışmaya. 200-200 start alıyorsunuz. O 200 içerisinde de tutunmak, çok yüksek ritimlerde sürüş yapmak gerekiyor. Yaparken de her şeyi göz ardı ediyorsun. Yani oradan oraya atlayayım mı, oradan oraya geçeyim, işte şu taşlardan geçeyim, işte burada fren yapayım falan diyemiyorsun. Allah ne verdiyse gidiyorsun. Onu bildiğim için ben dedim ki kendi kendime, yani bu bir anı olabilir. Anı tarafına koyarız. Dedim ki kendi kendime, ben pompa falan almayayım yanıma. Çünkü orada lastiğin patladığı anda benim yarış içerisinde işte iyi pozisyon alabileceğim bir durum ortadan kalmıyor. Ortada kalmıyor. Yani lastiğin patladı, yarış senin için biter. Elinde aşağı it, git daha iyi yani. Bunun iki section'ı vardı, iki bölümü vardı. Bir tanesi sıralama yarışı, ikincisi de ana yarış. Sıralama yarışında çok kısa bir parkurdan gidiyorsun. Oradaki derecenle hangi sıralamada start alacağım belli oluyor. Biz sıralama yarışında ben pompa falan almadım yanıma. Pompa almadım ama ya lastiğim de patlamadı o süreç içinde. Şeydi ama antrenman döneminde patlamadı. Yarışı saatle start veriyorlar. Zannedersem 150 kişi falan start alıyoruz. O arada yarış başladı 20 dakika. Bak 20 dakikada lastiğin patlasa yürürsün bitirirsin. Ve benim lastiğim patladı. O patlamayan lastik, içinde sıvı olan lastik patladı. Patladı. Tempo da o kadar yüksek ki hissettim lastiğin patladığını, ön lastiğin. Bir yerden uçtum, böyle bisiklet altından çıktı gibi oldu. Pedaldan ayağım çıktı, kilitli pedal kullanıyorum yarışlarda hemen. Pedaldan ayağım çıktı. Çıktıktan sonra ön tekerin üzerine böyle bir kayaya indim. İndim ama sert indim. İndiğimde kesmiş lastiği. Hissettim lastiğimin patladığını. Finişe de böyle bir 4-5 dakikalık kısım var. Arkamda da belki 35-40 tane yarışçı var. Tek bir patikada gidiyoruz. Bir yandan hızımı düşürmemeye çalışıyorum. Bir yandan lastiğim iniyor. O arada işte seyirciler falan var. Bağırıyorlar, çağırıyorlar. Dedim ki seyircilerden ben pompa alayım. Biraz lastiğime hava basarsam içindeki tubeless sıvısı deliği kapatabilir. Ama tabii doğru adamı bulmak lazım. Pompası olan adamı bulmak lazım seyirci için. Yani burada bir yerde durdun, 200 metre sonra bir yerde durdun, her seyirciye sordum. O arada çok bak gülmüştük sonrasında. Ben böyle gözümü seyirci kestiriyorum. Bir tane seyirci gördüm, böyle bisiklet kıyafetli, işte çantası var. Çok ihtiyatlı bir duruşu var yani. Böyle kendine güvenen duruşu var. Dedim ki bunda dedim kesin pompa vardır. Bağıra bağıra gittim bunun yanına. Dedim ki pompan var mı? Dedi var. Çantasını çıkardı. Alel acele böyle. Nasıl telaş yapıyoruz biliyor musun? O arada bisikletçiler geçiyor yanımdan. Arkamdakiler geçiyor yanımdan. Odan bir çıkardı. Küçücük çantadan koca bir ayak pompası. O kadar vakfine geçti ki o pompa. Yani çıkardım, bastım şeye, tekerime havayı. Aşağı inene kadar bir daha indi. Yani finişe geldiğimde lastiğim böyle janta değiyordu. Ama gel gelelim, hayatımı kurtardım. O çok güzel bir anıdır. Çok anımız var tabii ama böyle işte aklına geldikçe anlatıyorsun. Ya da işte yarış konusu açılıyor. İşte şurada bir yarışımız vardı, burada bu olmuştu. İşte en son bir Denizli'de maraton yarışı da yarışmıştım. Çok güzel yerler oraları. Çameli'ydi zannedersem. Çok eşsiz bir doğası var. Böyle gidince böyle keyif alıyorsun. Ama gel gelelim yüksek nabızlarla geçerken oraları göremiyorsun da. Orada mesela kene yapışmış bana 2-3 yerime. Oranın keneleri de çok şey,
bir iki işte gazeteden okudum. Hastanelik falan etmiş yapıştıklarını. Çok strese yaşatmıştı. Geldiğimde işte üzerimde kene buldum. Yapışmış bir de hayvan öyle besleniyormuş benim üzerimden. İşte doktorlara gittim bir 10 gün kendime dikkat ettim, kendimi dinledim. Çünkü Kırım Kongo bu tip yerlerde yüksek rakım kenelerinde olabiliyor, ortaya çıkabiliyor. Bak bu da mesela unutulmaz taraflarından biri ama olabilecek şeyler. Bir şekilde hayatımızı devam ettiriyoruz yani bisikletle birlikte. Dünyada bisiklete alternatif turizm aracı olarak ilginin son yıllarda arttığını biliyoruz. Sizce Türkiye bu noktada nerede? Türkiye bu noktada nerede? Türkiye'nin en büyük avantajlarından biri bizim için dezavantaj ama turist için yerli değil yabancı turist için çok büyük avantaj. Para değerinin parasının değersiz olması ya da şöyle diyelim yabancı para birimleri karşısındaki durumumuz. Yani 1 dolar 8'lerin üzerinde şu anda. Euro keza öyle 9 liranın üzerinde. Şu anda bilmiyorum tabii çok dalgalı olduğu için tahmin edemiyorum, tahminlemeyelim de. Bu yüzden yabancı turist için çok büyük bir avantaja sahibiz. Niye? Az parayla güzel tatil yapılabilecek bir yer. Coğrafi konumumuz da ülke olarak güzel. Özellikle güney kesimin Akdeniz kıyısı, Ege, buraları gerçekten eşsiz yerler. O yüzden turist çekme anlamında büyük avantaja sahibiz. Bir. İki, bunu bisiklet anlamında yapıyoruz son yıllarda. Yapıyoruz ama tabii hakkıyla olduğunu düşünmüyorum. Bir iki kişi bunu yapan, daha fazla olmasını isterim. Yani gönlümden geçeni olur. Fakat şöyle bir gerçek var. İnsanlar bunun farkında. Yani buraya gelip güzel tatil yapabileceğini, bunun içerisine farklı aktiviteler de dahil edebileceğinin farkında. Bu ne olabilir? En büyük alternatiflerinden biri bisiklet. Çünkü bir tesisim varsa, içine birkaç tane bisiklet koyabiliyorsam gelen misafirini gezdirebilecek. İnsanlar çünkü spor yapma bilincindeler ve bunu da gittikleri yerde ortaya çıkarmak istiyorlar. Buradan böyle bir avantaj çıkartabilirsin kendine. Aynı zamanda hani bisikletli turistlere yönelik, bisikletini getiren turistlere yönelik de bir şeyler yapılabilir. Ama tabii bu biraz şeyle alakalı, arz ve taleple alakalı. Yani ne kadar talep olursa bunun karşılığında bir imkan ortamı yaratılabilir. Bizim tabii öncelikli amacımız şey, yabancı turist bisikletsiz gelsin, bize döviz bıraksın, bizi kalkındırsın. Çünkü turizm gerçekten büyük bir sektör ve yani COVID tarafında şey yaptık, büyük yara aldık bunda da. Öyle tahmin ediyorum ve işte turizmci arkadaşlarımdan aldığım geri bildirimler bunlar benim. Aynı zamanda çalıştığım şirketin bir tarafı var. Turizm acentesi kısmı var. Burada da bu tip konuşmaları yapıyoruz. Ya da değerlendirmeleri yapıyoruz. Öyle söyleyebilirim. Umarım olsun. Yani bisiklet de hayatımıza girsin. Bisiklet turizmi de artsın. Dünyada zaten bunu hakkıyla yapan çok yer var. Özellikle hani yüksek rakımlı yerlerde yaz aylarında işte buralara tırmandırıyorlar. İşte ben ilk Avrupa tarafına gittiğimde çok şaşırmıştım yani. Birçok arabanın üzerinde bisiklet taşıyıcı var, bisikletler var. Hani şimdi bizde bir bisikletli araç gördüğünde heyecanlanıyorsun. Ama orada çoğu aracın üzerinde bisiklet taşınıyor. İnsanlar işte hafta sonunu değerlendirmek için arabalarına koyuyorlar. Bisikletlerini uzak mesafelere gidiyorlar oralarda. Bisiklete biniyorlar, işte tırmanıyorlar, uzun mesafeler kat ediyorlar ya da işte buna yönelik konuşmalar yapıyorlar. Ama tabii bu biraz da şeyle, parayla alakalı.
bütçeyle alakalı. Biz tatil yapmaya bütçe ayıramazken işte böyle hobilere yönelik çalışma yapmamız gerçekten zor. Benim cevabım bu şekilde olacak. Umarım gelişiriz yani. Doğada bisiklet kullanmanın faydaları nelerdir? Bize anlatır mısınız? Ya bisiklet kullanmanın faydalarından bahsetmek lazım bence. Doğa tarafını biraz daha böyle kategorize edebiliriz. Bisiklet kullanmanın en büyük faydası kardiyovasküler sisteme, işte kalp, büyük destek. Bundan kesinlikle insan en büyük zararı şundan alıyor. İşte bu kalp damar rahatsızlıkları, işte yüksek tansiyon, bu tip rahatsızlıklar son dönemde insanoğlunun yaşadığı en büyük dert. Bunu söyleyebilirim. %99 yani. Ve bu monoton hayatla birlikte ortaya çıkmış bir durum. Ama sen bunu nabzını yükselterek ya da yükselterek demeyeyim, biraz daha böyle ritim katarak hayatını hızlandırabilirsin. En güzel şeylerinden bir tanesi de burada bisiklet. Yani bunu sağlayabileceğin en güzel araçlardan biri bisiklet. Bu bir, insan sağlığına etkisi olarak. İkincisi, bisikletin üzerinde durduğunda bir denge sağlaman gerekir. Bu nedir işte? Bir koordinasyon içerisinde yol alırsın. Dengede durmaya çalışırsın, pedal çevirirsin. İlk sorulardan bir tanesinde bahsetmiştim işte. Fren yapman için karar verirsin, fren yaparsın. Bir engeli geçerken onun sağından mı geçeyim, solundan mı geçeyim, bir muhakeme yaparsın. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Neden? Kaslarımızı denge için kullanmamızı sağlayacak bir araç. Dikkat et, insanlar 60 yaşında, 70 yaşında böyle bastonlarla geziyorlar. Dengesini sağlamak için üçüncü bir destek ihtiyacı duyuyorlar. Bunu ortadan kaldırmak, tabii hani sağlık sorunları olan biri için bu kaçınılmaz olabilir yani. İşte koltuk deneyi, baston vesaire, ama bu süreci uzatmak, uzun süre ayakta doğru dengeyle kalabilmek için bisikletin büyük bir katkısı var. Bu ikisi, şu saydığım iki konu insan için o kadar önemli ki, yani yaşam için o kadar önemli ki, bir kalp damar sisteminin sağlıklı olması, ikincisi doğru şekilde dengede durabiliyor olmak ya da dengeni doğru şekilde sağlayabiliyor olmak hayat boyu. Bu ikisini de çalıştırabilecek en güzel şeylerden bir tanesi bisiklet. O yüzden şimdi doğa tarafına dönelim bir de. Doğa tarafında da manevi anlamda bir destek olabilir. Yine başında söyledim. Nedir mesela? Doğaya çıktığında rahatlarsın. Yani ben rahatladığımı düşünüyorum. Neden? İnsan demeyelim şimdi. İnsan deyince bu adam insanlara düşman mı diye bir şey çıkabilir. Tamam mı? İnsanlar uzaklaşalım falan demeyelim. Ama gel gelelim, bu yaşam alanlarımızdan uzaklaşmak, doğanın içine, tabiatın içine dahil olmak gerçekten güzel. Yani gerçekten güzelin açıklaması da şu olabilir işte. Bir ormanın içinde yol almak, temiz havaya maruz kalmak, doğanın yaşam döngüsünü tecrübe etmek. Çünkü doğaya çıktığın zaman sonbaharda da gidebilirsin, ilkbaharda da gidebilirsin. O yaşam döngüsününe ne de şahit olman çok büyük bir şey getirir. Nasıl diyebilirim buna, böyle bir mutluluk getirebilir insana. Ben öyle hissediyorum. Çünkü kış ayında gittiğim yerde yazın da bisiklete biniyorum.
aradaki farkı görmek var ya, işte kayaların yeşerdiğini görmek, orada kar yağdığını görmek, karın üzerinde bir hayvanın ayak izine şahit olmak ya da işte karıncaların bir anda ortadan kaybolması, işte kırlangıçların gelmesi, leylekleri gelirken görmek, giderken görmek, bu dünyada yalnız olmadığımızı, sadece insanın olmadığını, buna da saygı duymamız gerektiğini, ona değer vermemiz gerektiğini, aynı zamanda insanın dünya içerisinde ne kadar basit bir varlık olduğunu görmemizi sağlıyor. Bu da hem bilinç açısından hem ruh sağlığı açısından bence güzel bir şey. Yapmak lazım. Doğaya çıkmak lazım. Yürüyerek de olsa, otomobille de olsa bir şekilde oralara ulaşıp o yaşam döngüsünü görmek lazım. Bisiklet ile uzun bir yola çıktığınızı varsayalım. Yanınıza almanız gereken 3 şey ne olurdu? Cep telefonu. Yani ne olurdu? 3 şey. Uzun yola çıkarken bununla alakalı da bir şeyim vardı. Postum vardı. İşte antrenmana çıkarken ne alıyorum yanıma diye. Ben biraz tabii ihtiyatlıyım yani. Uzun yola çıkarken mutlaka bir alyan çakısı alırım yanıma. Alyan çakısı dediğim işte bisikletin üzerindeki cıvataları ya da sökme ihtiyacı duyabileceğim parçalara müdahale etmemi sağlayacak bir alyan çakısı. Bu ne olabilir mesela? Eğer ki çıktığım bisiklet hidrolik disk fren bir bisikletse, sıvılı bir bisikletse, sıvı fren sistemine sahip bir bisikletse, onu sökebileceğim anahtarlara sahip bir alyan çakısı tercih ederim. İki, yedek lastik alırım mutlaka yanıma. Yani yedek lastik en büyük kurtarıcılardan bir tanesidir. Hatta eğer uzun yola çıkıyorsam yedek lastiğin yanında yedek lastiğimin patlama ihtimaline karşı da bir önlemim olabilir. İşte alyan çakımın içerisine bir iki tane yama koyabilirim. Yama hayat kurtarır çoğu yerde. Pompa alırım. Mutlaka haberleşmemi sağlayacak bir vasıta olur, araç olur yanımda. Nedir? Cep telefonu. Başka da ne olabilir? Ne olabilir? Bunları alıyorum genelde ya. Su mu falan bahsetmiyorum. Zaten yiyecek mi yiyecek bahsetmiyorum. Hani uzun yola çıkarken illa yanımda oluyor bir şeyler. Ama önceliklerim genelde bunlar. Bisiklete binerken. Bir alyan çakısı, iki pompa. Çok dünyevi şeyler belki ama yola devam etmeni sağlayacak şeyler bunlar. Ve iş lastik. Peki Salih Bey, son olarak bisiklet ile ilgili slogan ne söylerdiniz bize? Valla yani düşünürüm de söylerim. Bisikletin hayatımızdaki değerini arttırmaya yönelik, geleceğin için bisiklete bin diyebilirim. İşte sağlıklı bir gelecek için bisiklet kullan diyebilirim. Ya da ne olabilir? Sağlıklı bir gelecek bence bisikleti tanımlarken en güzel şeylerden bir tanesi. Sağlıklı bir gelecek için bisiklet kullanalım vurgusu bence en güzeli. En yerinde olabilecek slogandır. Biz bununla alakalı bir çalışma yapmıştık bundan belki 15 yıl önce. Bir belediye projesiydi. Bu işte formalarımızın üzerinde yazıyordu. Tam hatırlamıyorum yani. Ama buna benzer bir şeydi. Sağlıklı bir gelecek için bisiklet kullan. Evet. Bunu yapmıştık. Oradan devam edelim sloganımıza. Salih Bey, çok teşekkür ederim. Davetimi geri çevirmediğiniz için, programıma katılım sağladığınız için. Çok keyifli vakitler geçirdim. Çok sağ olun. Arkadaşlar, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Alt kısımda açıklamalarda nasıl yaparım Instagram hesabını ve Salih Bey'in Instagram hesabını bırakacağım. Merak eden arkadaşlarım bakabilirler. Oraları ziyaret edebilirler. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.